dünya çapında var olan en yüksek kalori yakan egzersiz veya aktivite nedir? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Bu bilgiler yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki bir kişiye dayanıyor ve tüm bu aktiviteler bir saat boyunca yapılmasına dayanmaktadır. Bu egzersizlerin çoğu bir saat boyunca yapılamaz. Ancak birim zaman başına göreceli bir karşılaştırma yapmak için her şeyi yakılan kalorilere göre listeleyeceğim ve bitirdiğimizde kaloriler hakkında bazı gerçekten önemli noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü her şey kalori yakmakla ilgili değildir. Başlangıç olarak uykuyu ele alacağız. Uyurken saatte 50 kalori yakarsınız. Sonra oturmaya, hareketsiz kalmaya ve kanepede oturmaya geçiyoruz. Hiçbir şey yapmadan saatte 65 kalori yakabilirsiniz. Ve bir yan not olarak sakız çiğnerseniz, eğer gülerseniz ve eğer kıpırdanırsanız saatte birkaç kalori daha yakabilirsiniz. Bunların hepsi önemsizdir. Geceleri TV izlerken mısır yerken bir komedi açın, gülün ve aynı anda sakız çiğnerken biraz hareket edin. Oh no. Sonra ayakta durma var. Ayakta durmak biraz daha fazla enerji gerektirir. Bu yüzden ayakta durmak 110 kalori yakar. Cinsel ilişki bu bir egzersiz değildir. Belki de sayılabilir, bu da saatte yaklaşık 200 kalori yakar, ama çoğu insan bu egzersizi yapmak için bir saat harcamaz, muhtemelen en fazla 4 ila 10 dakika harcarlar. Sonra plank egzersizine geçiyoruz. Bir saat boyunca plank yaparsanız 240 kalori yakarsınız. Bu oldukça garip görünüyor çünkü plankin çok daha fazla kalori yakacağını düşünürdüm. Bunu tekrar kontrol etmem gerekecek ama size bir şey söyleyeyim. Çoğu insanın 1 saat boyunca değil 5 ila 10 dakikadan fazla plank yapabileceğini sanmıyorum. Tamam, sonra orta tempoda yürüme var. Saatte yaklaşık 5 kilometre. Bunu yaptığınızda bir saatte yaklaşık 240 kalori yakarsınız. Bowling oynarsanız... 250 kalori yakarsınız. Ev temizliği yoğun çaba gerektirdiği için 250 kalori yakar. Bahçecilik veya bahçe işleri 270 kalori yakmanızı sağlar. Yoga yaparsanız 280 kalori yakabilirsiniz. Saatte 6,5 kilometre hızla tempolu yürürseniz 340 kalori yakarsınız. Golf oynarsanız saatte 360 kalori yakarsınız. Eğer orta seviyede eliptik antrenman yaparsanız saatte yaklaşık 400 kalori yakarsınız. Daha yüksek seviyede bir yoga, örneğin power yoga, yaklaşık 400 kalori yakar, tamam mı? Sonraki egzersiz serisi ise yaklaşık olarak 420 kalori yakıyor. Softball, beyzbol, paten kayma, saatte 16 kilometre hızla bisiklete binme, ağırlık kaldırma, zumba, dans antrenmanı ve aerobik egzersizleri orta çabayla yapıldığında hepsi saatte 420 kalori yaktırır. Sonra enerjik aerobik dans, saatte 440 kalori. Voleybol saatte 450 kalori. Sırt çantasıyla yürüyüş saatte 450 kalori. Tenis oynamak saatte 450 kalori. Kürek çekme saatte 470 kalori. Saatte yaklaşık 12 ila 14 mil hızla bisiklete binme yaklaşık 470 kalori. Sonraki egzersizlerin hepsi saatte yaklaşık 480 kalori yakar. Basketbol, futbol, saatte 8 ila 9 kilometre hızla koşmak, eliptik bisikletle yoğun antrenman yapmak Hepsi saatte 480 kalori yakar. Sonra orta çaba ile yüzme, saatte 510 kalori. Cross, kayağı, ki bunu yaptım ve oldukça ciddi bir antrenmandır. Bu, saatte 550 kalori yakar. Sonra dövüş sanatları, judo, karate ve benzeri, saatte 560 kalori. İp atlama, saatte 560 kalori. Açıkçası, bir saat boyunca ip atlarken sizi görmek isterim. Tırmanış, kapalı ve açık alan, saatte 570 kalori. Ve tabii ki bu değer, tırmanış sırasında kaç mola verdiğinize bağlıdır. Bence kimse bir saat boyunca sürekli tırmanış yapamaz. Sonra enerjik kürek çekme, saatte 570 kalori. Kickboks, saatte 580 kalori. Saatte 22 ila 26 kilometre hızla yoğun bisiklet sürmek, 590 kalori yakar. Sonra, saatte 9 ila 11 kilometre hızla koşmak 590 kalori yakar. Enerjik yüzme, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, crossfit hepsi saatte 590 kalori yakar. Tabii ki dinlenme sürelerini ve bunların hepsini hesaba katmıyorlar çünkü açıkça dinlenirken daha az kalori yakarsınız. Yokuş yukarı koşmak saatte 800 kalori. Evet, bir saat boyunca yokuş yukarı koştuğunuzu görmek isterim. Bir mola vermem gerekmeden önce yaklaşık 15 ila 20 saniye koşabileceğimi düşünüyorum. Şimdi saatte 16 kilometre hızla koşmaya geçiyoruz. Bu oldukça hızlı, 1126 kaloriden fazla yakar. Tabii ki hiç kimse o hızla bir saat koşamaz. Ama sadece ne kadar kalori yakacağınıza bakarsak, karşılaştırmalı olarak oldukça fazla. Şuna bakın, bir balta ile odun kesmek. Saatte 1196 kalori ve en çok kalori yakan egzersiz ise, saatte 1200 kalori ile düz bir sprint, yani kısa mesafe ve yüksek hızla koşmaktır. Bunun saçma olduğunu biliyoruz ama eğer düz bir sprint yapıyorsanız ve tüm enerjinizi kullanıyorsanız ciddi kalori yakacaksınız. Şimdi bunlar gerçekten ilginç ama kalori yakma hakkında bazı önemli şeyleri açıklamam gerekiyor. Kalori yakmanın amacı nedir? Neden kalori yakmak istiyorsunuz? Muhtemelen şu anda kilo vermek için olduğunu tahmin ediyoruz şu soruyu sormamız gerekiyor. Hangi tür kalorileri yakmak istiyorsunuz? Şeker kalorilerinizi mi yakmak istiyorsunuz? Yoksa yağ kalorilerinizi mi? Yoksa protein kalorilerinizi mi yakmak istiyorsunuz? Ve burada kaslardan bahsediyoruz. Muhtemelen hayır. Büyük olasılıkla yağ yakmak istiyorsunuz, değil mi? Eğer gerçekten şeker tüketirseniz, şekeri yakacaksınız. Eğer şekersiz yağ tüketirseniz, yağı yakacaksınız. Ve vücudunuz kendi proteinini yani kaslarınızı yakmaya başladığında ki bu aşırı antrenman yaptığınız bir durum olabilir uyumamış olabilirsiniz belki uzun süreli oruç tutuyorsunuzdur buna ek olarak sadece glikojen rezervlerinizi değil yağ rezervlerinizi de tüketmiş olursunuz ve şimdi kas en son yanacak şey olacaktır bu açlık olarak adlandırılır bazı uzun mesafe koşucularında biraz kas kaybı olur çünkü çok fazla enerji üretirler ve çok fazla kalori yakarlar Büyük bir kas hacmini korumak çok zordur. Çünkü egzersiz yoğunluğunu yüksek tutup süreyi artırırsanız, kortizol seviyesini de artırırsınız ve kortizol kasları yok eder. Kalorilerden bahsederken aşırı antrenman yapmamanızın çok önemli olduğunu belirtmek gerekir. Egzersiz yaptığınızda hücrelerinizin içinde gerçekten ne olduğunu incelersek, mitokondri adlı makine aracılığıyla enerji kullanıyorsunuz. Yaktığınız kalori miktarı o mitokondrinin ne kadar sağlıklı olduğuna bağlıdır. Pekala İyi bir mitokondriye sahip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Enerjinize bakın. Ne kadar enerjiniz var? Egzersiz yapabiliyor musunuz? Daha fazla dayanıklılığa sahip misiniz ve antrenmandan sonra bile daha fazla enerjiye sahip misiniz diye bakabilirsiniz. Bir dereceye kadar bazı ilaçlar mitokondrileri yok eder, statin ilaçları gibi çünkü bunlar kolesterolü engeller. Ve büyük nedenlerden biri mitokondrinin enerji üretmek için ihtiyaç duyduğu çok önemli bir besini tüketmesidir. Bu besin koenzim Q10 olarak adlandırılır. Ayrıca L-karnitin de bir diğeridir. Bu yüzden mitokondrilerin sayısını ve güçlerini artırmaya yardımcı olabilecek birkaç şey vardır. Elbette egzersiz bunu yapacaktır. Ancak egzersiz arasında dinleniyorsanız ve tamamen iyileşiyorsanız bu geçerlidir. İyi bir tiroid mitokondri sayısına yardımcı olabilir. Daha fazla kas kütlesi artırmak otomatik olarak size daha fazla mitokondri verecektir ve bu yüzden metabolizmanızı iyileştirmek istiyorsanız yeterli kas kütlesine sahip olduğunuzdan emin olmanız önemlidir. Ozempic kullanan insanlar bile kilo verirler ama yan etki olarak kas da kaybederler. Yani bazen insanlar şu fikre kapılır. Evet, bu ilacı hayatımın geri kalanında kullanacağım. Gerçekten mi? Sanmıyorum. Yani kilo vermeye başlayabilirsiniz ve sonra aniden mitokondrilerinizi kaybedersiniz. Aralıklı oruç tutmak daha fazla mitokondri üretimini de teşvik edebilir. Ama bir şey söylemek istiyorum. Mitokondrilere bakabilen büyüleyici bir test var. Buna metabolomik denir ve mitokondrileri beslemek için yeterli yakıt alıp almadığınızı belirleyebilir. Özellikle birisi egzersiz yapıyorsa, makineyi beslemek için yeterli yakıt almak çok önemlidir. Mitokondriler için en iyi yakıtlardan biri ettir görünüşe göre et mitokondrileri beslemek ve güçlendirmek için gerekli tüm kofaktörleri, B vitaminlerini, eser mineralleri ve en fazla proteini içerir. Soğuk daldırma terapisi veya soğuk duşlar aslında ilginç şeyler yapabilir, çünkü mitokondrileri yiyeceklerinizden muazzam miktarda enerji üretmeye zorlar. Bazı veriler resveratrolün daha fazla mitokondriyi teşvik edebileceğini göstermektedir. Eğer insülin direnciniz varsa ki muhtemelen nüfusun %90'ı buna sahiptir. Bu mitokondrilerinizi ciddi şekilde yok edebilir. Glukoz kullanmanızı engelleyebilir ve glukoz yemeye devam ederseniz ketonları yakamazsınız. Yani başka bir deyişle yağ yakımına geçmek için karbonhidratları azaltmanız gerekir. Şimdi diğer konu büyüme hormonudur. Büyüme hormonu bu insülin direncini azaltmaya da yardımcı olabilir. Ayrıca daha fazla kas yapmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla yağ yakmanıza da yardımcı olabilir. 10 ila 15 saniye sprint yapıp sonra 4 dakika dinlenseniz bile çok fazla kalori yakmayabilirsiniz. Ama olacak şey şu. 24 ila 48 saat sonra uyurken büyüme hormonunuzu artıracaksınız. Bu yüzden uyurken yağ yakıyor olacaksınız. Ve bu yüzden sadece kalori yakmanın mekaniklerine bakmanın ötesine geçmelisiniz. Çünkü başka faktörler de işin içine girer. Birçok egzersiz yapan kişinin yaptığı bir diğer büyük hata, kalori yakmaya çalışırken yapılan egzersizlerdir. Spor salonunda muazzam miktarda enerji harcıyorlar ve diyetleri çok yüksek karbonhidrat içeriyor. Bu yüzden sonunda şekeri yakmaya başlarlar ve acıktıklarında tatlı ve şeker isteği duyup sürekli karbonhidrat içeren atıştırmalıklar yiyorlar. Bu yüzden gerçekten çok fazla kilo veremezler. Çünkü vücutlarını glikozla çalıştırıyorlar ve onu sürekli geri dolduruyorlar. Kilo kaybından bahsediyorsak, egzersiz kazançlarınızın %15'ini, diyet ise kazançlarınızın %85'ini oluşturabilir. Çünkü kaç kalori yaktığınız önemli olmaksızın sadece yağ kalorilerini yakmaya odaklanabilseydiniz ne olurdu? Bu, metabolizmayı artırıp daha fazla şeker kalorisi yakmak yerine o kalorileri şekerle geri doldurmaktan daha akıllıca olmaz mıydı? Ama eğer egzersizden bahsediyorsak ve en fazla kaloriyi yakan bir egzersiz yapmak istiyorsak, yoğunluğu olabildiğince yüksek tutmak ve en fazla kas grubunu, üst ve alt vücudu çalıştırmak istersiniz. Son zamanlarda mitokondrilerim üzerinde bir metabolomik test yapıyordum. Çok egzersiz yapıyorum. Tepelere koşuyorum ve her türlü şeyi yapıyorum. Aşırı antrenman yapıyordum. Antrenmanı azalttım. Daha fazla uyudum ve şimdi mitokondrilerim daha iyi durumda. Metabolomik testlerin geleceğin dalgası olacağını düşünüyorum. Çünkü belirtiler ortaya çıkmadan çok önce durumları öngörebilirsiniz. Daha sağlıklı mitokondrilere sahip olabilmek için izlemeniz gereken en iyi diyet hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, tam burada bulunan bu videoyu incelemelisiniz.